Sevgili hemşerilerim, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlar. Sağlıklı, mutlu günler. Temmuz 1987 tarihinde ilçe olan Atkaracalar'ın belediye olma tarihi 1927 yılıdır. Çankırı'ya 105 kilometre uzaklıkta ve il merkezinin kuzeybatısında yer almaktadır. İlçenin kuzeyi Bayramören ve Çerkeş ilçeleri, güneyi Orta ilçesiyle çevrilidir. Batısında Çerkeş ve doğusunda da Kurşunlu ilçeleri vardır. Toplam 259 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip olan Atkaracalar ilçesinde nüfusun %37'si köylerde yaşamaktadır. E80 karayolu üzerinde bulunan Atkaracalar ilçesine bağlı 10 köy ve bir belde vardır. Ankara-Çankırı-Karabük demiryolu da ilçeden geçmektedir. İlçenin adı Oğuzların Karaca boyundan gelmektedir. İyi atların yetiştiği, padişahlara ve ordularına bile at veren bir yer olması nedeniyle Atkaracalar ismini almıştır. Bugün Atkaracalar'da at yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Atkaracalar yıllardır ekonomik nedenlerden dolayı Ankara ve İstanbul'a göç vermiştir. Büyük kentlere göç eden Atkaracalıların çoğunluğu sanayi sektöründe işçi olarak iş hayatına girmiştir. Bugün o işçilerin büyük bir kısmı kendi işini kurma başarısı göstererek İşinin patronu olmuşlardır. Atkaracaların ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Sevgili hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlar, sağlıklı, mutlu günler dilerim. İlçemizde yaşayan insanlar, Türklerin Anadolu'ya göçü ile gelen Oğuzların Karaca boyundan geldikleri, bu yörede yüzlerce yıl yaşadıkları ancak 1080'li yıllardan bu yana yazılı bir tarihe sahip oldukları bilinmektedir. İlçemizin coğrafi yapısı, tipik İç Anadolu bölgesinin genel özelliklerini taşımaktadır. İlçe halkının geçimi, kaynağı, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi ve küçük sanayi yok denecek kadar azdır. Ekonomik şartların ağırlığı insanımızı yoğun bir şekilde göç etmesine neden olmuştur. E80 karayolu ilçemizi ikiye bölmektedir. Ayrıca Ankara, Çankırı, Zonguldak demiryolu ile ilçemizin güneyinden geçmektedir. Biz bu çalışmamızla gurbetteki hemşehrilerimizin sıla özlemini gidermeye, çalışırken kültürel mirasımızı bugünkü şekliyle
insanlarımızı görüntüleyip gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Sevgili hemşehrilerim, atalarımızın yaşadıkları yerleri görsel olarak görme imkanı bulurken nostaljik bir gezi yaptırmış olacağız. 1250 metre rakımda bulunan ilçemizin nüfusu 5500 olup beldeyken 1987 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. İlçe idari birimleri mevcut olup ilçe halkına hizmet vermektedir. Tarihi ve doğal güzellikleri olan Şirin beldemizde ilk öğretim okulu, çok programlı lise, Ahmet Ceceli öğrenci yurdu bulunmaktadır. Devlet vatandaş işbirliği ile daha güzel hizmetlerin verilebileceği kanısını taşımaktayım. Birlik ve beraber olduğumuz süre içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım. Atkaracalar inanç turizmi açısından da önemli bir merkezdir. İlçe merkezinde Hamza Sultan Camisi'nin külliyesi içinde Yediler Türbesi, Hoşnamlar Türbesi ve ilçeye 2 kilometre mesafede Ilıpınar Köyü'ndeki asker balıklar ziyaretçi akınına uğramaktadır. İlçe merkezinde Hamza Sultan Camii'nin külliyesi içinde Yedilerin Türbesi vardır. Yedilerle ilgili birçok rivayet bulunmakla birlikte kesin bir bilgi yoktur. Hoşnamlar'da Hamza Sultan Hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. Hamza Sultan, cuma ve bayram namazlarında Müslüman olan ovaların bir araya gelmelerindeki sıkıntı nedeniyle bir mescit yaptırarak ibadet kolaylığı sağlar. Ölümünde Hamza Sultan mescidin yanına defnedilir. Günümüzde burası inanç ziyaretinin yapıldığı önemli bir mekandır. Ilıpınar köyündeki asker balıklar rivayete göre savaş zamanlarında Türk askerlerinin yanında savaşa katılarak mücadele etmektedir. Bu mücadele sırasında aldıkları yaraların izleri kaybolmamakta ve vücutlarında gözükmektedir. Çıplak gözle bile rahatlıkla görülen yaralar nedeniyle burada balık avlanması günah sayılır. Atkaracılar zengin bir kültür mirasına sahiptir. İlçe merkezi içinde bulunan ve belediye tarafından restore edilip hizmete sunulan tarihi evde Atkaracılara ait etnografik eserleri görmek mümkündür. Kültürel zenginliğin her yönüyle sergilendiği evde günlük yaşamdan mutfak ve tarım hayatına kadar kullanılan tüm eşyalar ilk günkü orijinalliği ile ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.